Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aldıklarımı göstereceğim. Birkaç tane kozmetik alışverişi yaptım. Onları göstereceğim. Kozmetik alışverişlerime geçmeden önce de yeni almış olduğum bu bandanayı göstereyim. Geçen Mehmet'le dışarı çıktığımız zaman gezerken bir takıcıya uğramıştık. Takıcıda görmüştüm bu bandanayı. Çok beğendim, çok hoşuma gitti, aldım. Fiyatı da çok uygundu. 1 TL'ydi fiyatı. Bu şekilde. Şimdi de takmak istedim beğendiğim için. Şimdi kozmetik alışverişlerime geçiyorum. İlk alışverişimi gratisten yaptım. Biliyorsunuz ki geçenlerde gratis indirim yapmıştı. %40, %50'ye varan indirimler vardı. Benim de ihtiyacım olan şeyleri almak istedim. Fazla ekstra bir şey almak istemedim. Duş jeline ihtiyacım vardı. O yüzden iki tane duş jeli aldım. Onları da göstereyim. Bu taraftan almam gerektiği için eğilmek zorunda kaldım. Bee Beauty'nin, inşallah yanlış okumuyorumdur, çilekli duş jelinden aldım. Bundan daha önce de almıştım, kullanmıştım. Kokusundan memnunum. Köpürtmesi de iyi bence. O yüzden tekrar almak istedim indirime girmişken. İndirimli fiyatı 3,5'tu. Daha sonra yine Bee Beauty'nin, yine aynı markalı ama kirazlı herhalde. Kiraz resmi var çünkü. Olanından aldım. Bunun kokusuna bakmadan almıştım. Bunun kokusu da güzelmiş. Kiraz kokusu geliyor yani. İnşallah bundan da memnun kalırım diğeri gibi. Bunun da fiyatı zaten aynı marka olduğu için 3,5 TL'ydi. Şimdi de internet üzerinden yapmış olduğum alışverişlerime geçeceğim. İnternet sitesinden yapmış olduğum ilk alışveriş Kozmetika'dandı. Şimdi de Kozmetika'dan yapmış olduğum alışverişleri göstereyim sizlere. Kozmetika'da da indirim vardı aldığım ürünlerde. Ben de o kadar indirime ilk kez düşmüşken alıp denemek istedim. Zaten o markanın ürünlerini de merak ediyordum. Pretty by Flormar serisinden aldım hepsini, aldım her şeyi. Şimdi ilk aldığım ürünü göstererek başlıyorum. Pretty by Flormar'dan ilk almış olduğum böyle bir ruj. Bunlar açılıyor. Bantlarını koparmama gerek kalmadan açık şekildeydi zaten. Şu şekilde kahverengi bir ruj aldım. Hatta swatchlayıp rengini de göstereyim sizlere. Çünkü merak ediyorum ben de. Sizler de eminim ki merak etmişsinizdir. Çok güzel bir koyu kahverengi ruj. Çok hoşuma gitti. Sürümü de güzelmiş. Kremsi sürülüyor. Bunun fiyatı indirimli 6,5 TL'ydi. Ben daha önce bu kadar indirimli görmemiştim bu markanın ürünlerini. Görmüşken de dediğim gibi alıp denemek istedim. Daha sonra yine Pretty by Flormar'dan BB krem aldım. SPF 15 içeriyormuş. Bunun vaatleri var mı? Yok. İngilizce yazılar var. Onları da okumayacağıma göre. 30 ml'lik bir ürünmüş. Aslında çok küçük görünüyor. Daha önce ben başkalarının makyaj videolarını izlediğimde daha büyük gibi geliyordu ama ekrandan demek öyle gözüküyordu. Boyutu küçük ama rengini de merak ediyorum aslında. Ben internet üzerinden aldığım için rengi uyar mı uymaz mı bilmediğim için orta ton almadım. Direkt 01 light numarasını aldım, açık olanını. Şu şekilde açıp rengine bakacağım. Ben de çok merak ediyorum. Daha henüz hiç bakmadım. Tüpü de kapalı gördüğünüz gibi. Böyle açtım BB kremi. Rengine bakacağım. Bakalım koyu mu gelecek? Yoksa çok mu açık gelecek? Niye çıkmıyor içinden ürün? Arkadaşlar ürün çıkmıyor resmen içinden, anlam veremedim. Şu kadar çıktı. Bir de içini de mi delmem gerekiyordu acaba? Ondan mı olmadı? Videodan sonra ona bakarım. Şöyle deneyeceğim. Sanki tam oldu gibi rengi. Şuraya sürmüştüm sadece azıcık. Azıcık geldi ürün çünkü. Herhalde iç tarafını da delmem gerekiyordu. O yüzden olmadı diye düşündüm. Bu BB kremin fiyatı da 8,5'tu. Daha sonra da yine Kozmetika'dan Schwarzkopf Palette'nin boyasından aldım. Koyu kahve boyasından aldım bir tane. Daha sonra Garnier Color Naturals'ın saç boyasından aldım. Bu da koyu kahverengi. 3 numarası. Bakalım deneyeceğim, göreceğim. Olacak mı, olmayacak mı? Fiyatları da 6 lira ya da 7 lira arası bir şeydi. Bir tanesinin fiyatı 6 liraydı. Bir tanesinin fiyatı da 7-8 lira bir şeydi. Bir diğer aldığım ise Kozmetika'dan Pretty by Flormar'ın
aldığından aldım böyle ikili halinde. Böyle ikili şekilde. Bir tarafı pembemsi allık, diğeri de kahverengi tonlarında bir allık. Ama ben bu kahverengi olanı bronzer olarak da kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunun fiyatı da 9,5-9 lira arası bir şeydi. Şu an hatırlamıyorum. Hatta unuttuğum için internet sitesinden baktım ama fiyatları artmış. O yüzden de şu an hatırlayamadığım için 9 ya da 9,5 arası bir fiyat söyleyeceğim. Kullanınca da görürüz artık beğenip beğenmediğimi. Bir diğer aldığım ise yine Pretty by Flormar'dan kaş maskarası. Bu şekilde kahverengi olanından aldım ben. Çünkü siyah çok koyu olur diye düşündüm kaş maskarası kaşıma. O yüzden de kahverengisini aldım. Ama bu da sanki çok açık kahverengi gibi gözüküyor. İnşallah benim kaşlarımla uyumlu olur rengi. Bunun fiyatı da 7,5 liraydı. Daha sonra da yine Pretty by Flormar'dan kargoyu 60 TL üzerine getirebilmek için Pretty by Flormar'ın kırmızı rujundan aldım. Bunun fiyatı da 5,5 ya da 6 lira arası bir şeydi fiyatı. Tabii şu an indirim bitmiş orada. İndirimli haliyle almıştım bunları dediğim gibi. En son olarak da Koton'dan almış olduğum far paletini göstereyim sizlere. Bu şekilde kutusu. Şu poşeti attığım için, poşetini attığım için öttü şu an, ses geldi. Farın renkleri bu şekilde. Kahverengi tonlarda. Siyah da var. Mat oldukları için birkaç tanesi almak istedim kahverengilerin. Böyle parlak simli olan renkler de var. Karışık beyaz renk de var. Şöyle swatchlayacağım elimde sizlere de görün diye. Şöyle ilk koyu kahverengiden alıyorum. Sonra ikinci renkten alıyorum böyle parlak olandan. Üçüncü renkten alıyorum. Simli olan daha çok renk verdi sanki. Daha sonra şu sütlü kahverengiden de alıyorum. Elim bulaştığı için bu tarafa süreceğim biraz da. Bu şekilde oldu renkleri. Bu kadar renk veriyor. Çok aşırı yoğun bir renk vermiyor ama yine de başarılı bence. %50 indirim vardı bu far paletinde. Bana 15 TL'ye gelmiş oldu %50 indirimle bu far paleti. Renklerini beğendiğim için almak istedim. Biliyorsunuz zaten böyle kahverengi tonlarındaki far paletlerini genelde alıyorum, severek kullanıyorum. Kahverengi tonlarda makyaj yapmayı çünkü çok seviyorum. Benim aldığım şeyler bu kadardı. Şimdi Mehmet'le buluşacağız. Hazırlanmam gerekiyor. Kıyafetlerimi giyeyim, dışarı kıyafetlerimi. Hazırlanayım. Saçımı falan yapayım. Ondan sonra da Mehmet'le buluşayım. Mehmet'e buluşacağız dedim. Hazırlanıyoruz dedim. O yüzden de acele etmem gerekiyor. Çok geç kaldım çünkü bu videoyu çekeceğim diye. Dışarıda da vlog çekmeye devam edeceğim zaten. Devamını da vlogumda görürsünüz. Yani bu videoyu vloguma dahil edeceğim. Öyle olacak. Şimdilik görüşürüz.